Hocam öncelikle hoş geldiniz Gaziantep'imize. Sığınağım İlim ve Kültür Derneği olarak size birkaç soru sormak istiyorum. Bir soru. Ahir zamanda İslam'ı yaşamaya çalışan gençler hakkında tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getirip nehyettiği şeylerden kendimizi uzak tutmalıyız. Bunun hani daraltması, genişletmesi gibi bir şey söz konusu değil. Mesela Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yaparız ama daha çok gayretimiz vardır, daha fazlasını yaparız. Azaltma yoluna gitmeden, ben ahir zamanını yaşayacak olan kardeşlerimden, gençlerimiz için, evlatlarımız için, benim de şimdi 26, 18, 12, 3 tane ellerinizden öper evladım var. Onlara söylediğim şey benim yaptığım şeylerdir. Yapmış olduğum şeyleri onlar zaten görerek yapmaya çalışıyorlar. Allah-u Teala neyi emretmişse onu yapmak, neden bizi nehyetmişse ondan da yüz çevirmek. Bu çok latif bir dua, Hazreti Ayşe annemize öğretilen bir duadır Efendimizin. Allah'ım, peygamberin senden neyi istediyse onu istiyor, neden sana sığındıysa ondan da sana sığınıyorum. Yani hani zaman dilimi içinde ahir zamanda ne yapmamız lazım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa onu yapmamız lazım. Hazreti Ali Keramallahu Veşe buyuruyor ki bilmediklerimi üst üste koysam başım arşa değerdi. Bir de bir insanın kendisini ilgilendirmeyen meselelerden uzak durması da onun iyi bir mümin olduğunun göstergesidir. Allah-u Teala ne emretmiş? Bize 5 vakit namazı emretmiş. Haramları belirlemiş, helalleri belirlemiş. Gençler olarak biz daha gayretli olmamız lazım. Yani belki bir yaşlı birisi ya şu farzımı kılayım, evimde kılayım diyebilir ama gençler olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındakiler yaşlı insanlar değildi. Bir dini ayağa kaldıran, bir dinin temellerini teşkil eden, yani enerji bir beden olan, daha doğrusu dine, dini bir ruh olarak kabul edersek İslam'ı, ona beden olan sahabe efendilerimizdi. Yani kalbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dı, aklı Kur'an-ı Azimüşşan'dı ama o beden sahabe efendilerimizdi ve onlar da küçük yaşta diyebileceğimiz 12 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında, hani belki de en basit cümleyle şunu söyleyebilirim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabını yıldızlara benzetiyor ve buyuruyor ki hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz. Şimdi eğer maksadımız kurtulmaksa, gençlerimizin de kurtulmasıysa, onların sahabe efendilerimizi tanımalarını tavsiye ederim. Ve fıtratlarına, meşreplerine en uygun sahabe efendimiz kimse, onun gibi yaşamalarını tavsiye ederim, salık versin. Birbirimize de dua edelim inşallah. Sığınağım İlim ve Kültür Derneği olarak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam tekrardan Antep'imize bekleriz. İnşallah bir gün derneğimize de bekleriz. İnşallah. Hayırlı akşamlar hocam. Dua ederim.